İslam tarihinde ikinci büyük savaş olan Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme zırhlı, başı miğferli biri gelir. Der ki, ya Resulallah, hemen Müslüman olayım, savaşayım mı? Efendimiz aleyhisselam, Müslüman ol, sonra savaş buyurur. O insan Müslüman olur, savaşır ve şehit olur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Amile galilen ve ucire kethiran. Az çalıştı, çok kazandı. Değerli, kıymetli kardeşlerimiz, İslam'da mutlak öncelik imandır. Uhud Savaşı gibi bir savaşın en sıkıntılı anında zırhlı, hazır bir kişiye bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önde İslam fikrini telkin etmiştir. Şimdi savaş zamanı, sonra hallederiz, sonra Müslüman ol dememiştir. Anlıyoruz ki İslam'ın insanlara kazandırmak istediği öncelik fikri önde İslam eksenlidir. Önde İslam demenin insanlara neler kazandırdığı bu olayda çok çok açıktır, anlatılmıştır. O güzel insan, o sahabe hiç namaz kılmadan, kulluk yapmadan, ibadet etmeden cennete uçmuştur. Bunun durumunu Efendimiz aleyhisselam az çalıştı, çok kazandı diye ne yapmış? Vurgulamıştır. Kıymetli kardeşlerimiz, insanların öncelik fikri farklı farklıdır. Bazı insanlar ve insanların çoğu diyelim önce iş, önce eş, önce makam, önce kariyer, önce film, önce şu, önce bu diye yaşarlar. Elbette insanlar önceliklerini kendilerine yapar, belirler. Biz ne diyelim? Şuurlu insanlar ne der? Önce namaz, önce Kur'an, önce Rabbim, önce İslam der. Önce İslam diyenler işini iyi yapar, eşine iyi davranır, aşını helaldan kazanır, namazını kılar, orucunu tutar, kulluğunu yapar, teheccüde kalkar, Kur'an'ını okur, haramlardan kaçar, içkiyi bırakır, kumarı bırakır, tesettürsüz bir hayattan ne yapar? Vazgeçer. İslam gözüyle etrafa ne yapar? Bakar, etrafını, olayları, her şeyi İslam'a göre ne yapar? Analiz eder. Sahi biz ne diyoruz? Önceliğimiz ne? Önce İslam diyor muyuz? Çevremize anlatıyor muyuz? Önce İslam dememizi çevremize, çocuklarımıza ve bütün insanlara önce İslam demelerini nasip etmesi temenni ve duasıyla Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.